Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. Geometri Soru Bankası kitabında doğru naleti konusunda eşitsizlik grafikleriyle alakalı ÖSYM tarzı test ördün. Çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde 2'ye büyük eşit 6x 3x eşitsizliğini sağlayan x virgülü noktalarının bölgesi hangisidir diye soruluyor. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere eşitlik olduğu için grafik böyle nokta nokta şeklinde olmaz. Şunlar gitti mi gitti. Tamam Şunları götür gitsin. Şimdi grafiği çizelim. Burada x yerine ben 0 yazsam. Yani eşit 0 gibi düşün bunu. 2y eşittir 6 yapar. Y'yi de buradan kaç buluruz? Y'yi de buradan 3 buluruz. Sonra y yerine 0 yazsam. Y yerine 0 yazdığımda 0 eşittir 6 eksi 3 x 3 x eşittir 6'tan x eşittir 2 çıkar. Yani grafiğimiz x'i 2'de y'yi 3'te kesecek. Şöyle bir grafik olacak. Ve y büyük tarafta mı y yalnızken? Evet. O zaman üst tarafını karalayacağım. Yani bu şekilde olacak x2 y3 üst taraf x2 y3 alt taraf olmuş x2 y3 üst taraf hangi şıkta var c han şıkkında var birinci soru c oldu geldik ikinci soruya arkadaş bunların böyle denklemini yazacağız böyle grafik denklemini yazacağız denklemini yazacağız derken böyle neyse yazalım hadi bakalım x bölü 2 y bölü 2. bunun denklemi nedir x bölü 2 y bölü 2 değil midir evet artı y bölü 2 eşittir 1 olduğundan dolayı x artı y eşittir 2 oldu y'yi yalnız bıraksak 2 eksi x yapar bu alt taraf olduğu için bak bunun alt tarafı olduğu için aradaki işaret küçük olacak. Küçük eşittir diyeceğiz. Grafiğin kendisi olduğu için. Ya da hepsini sol tarafa atalım. X artı Y eksi 2 küçük eşit 0'a arayacağım. Evet X artı Y eksi 2 küçük eşit 0. X artı Y eksi 2 küçük eşit 0. Onu arayacağım. Tamam neyse buluruz onu. Şunu da bakalım. Bu da X bölü eksi 1 artı Y bölü 1 eşittir 1 olduğundan eksi 1 ile genişletirsem X artı Y pardon eksi X artı Y bölü 1 eşittir 1 ya eşittir 1 yaptı. Y buradan neye eşit oldu? X artı 1'e eşit oldu. Bunun da üst tarafı olduğu için aradaki işaret büyük eşit olacak. Büyük büyük olacak daha doğrusu nokta nokta şeklinde olduğu için. Ya da bu denklem ne olacak arkadaşım? Bu da ee, Y eksi X eksi 1 büyük 0 şeklinde olacak arkadaşlar. Şunları arayacağım. Bunları arayacağım. Hadi bulalım bakalım. Aynı şıkta var? Hocam X artı Y eksi 2 küçük eşit 0 ve bu şekilde olmuş yalnız. Küçük 0 şeklinde yazmış. Öbür tarafa atalım bunu. 0 e, büyüktür. Bu da x eksi y artı 1 şeklinde oldu. Yani cevap D şıkkında var. Artık bazen solda oluyor bazen sağda oluyor. Onu, onu arayacağız şıkta. Evet ikinci soru Denizli oldu. Geldik 3'e. x çarpı y küçük eşi 0 demek ne demek arkadaşlar? Bu biri artı biri eksi olacak. Ya da eksi artı olacak. Yani bu 2 ve 4. bölge olacak. 2 ve 4. bölge haricindekileri eliyoruz. 2 ve 4. Bölge, bölge haricindekileri eliyoruz. Mesela bu gider. Mesela bu gider. Mesela bu da gider. Değil mi? 2 ve 4 hariç eledik. Yani A ve çıktı kaldı. Bir de bunun grafiğini çizeceğiz. Bunun grafiğini de çizerken arkadaşım x yerine 0 yazarsam eğer buradan eksi 2'ye artı 2 eşittir 0'dan y'yi buradan 1 buluruz. Y yerine 0 yazarsam eğer y x artı 2 eşe 0'dan x de böylelikle eksi 2 çıkar. x'i eksi 2'de y'yi de 1'de kesecek. Eksi 2'ye 1'de kesen grafik hangisi? burada var. Ve bunun da neresi büyük diyor ya arkadaşım. Şimdi y'yi yalnız bıraktığımda o bu x artı 2 büyüktür 2y oldu. Yani y küçük tarafta mı oldu? Evet. Yani doğrunun da alt tarafı olacak. O da hangi şıkta var? A şıkkında var. Zaten direkt grafikten de anlayabilirdik aslında ama alt tarafında olduğunu da şöyle göstermek istedim. Ya da 0 0 koyduğunda artı 2 büyük 0 sağlanıyor. 0 0'a bakan bölge olduğunu o şekilde de anlayabilirdik. Üçüncü soru akçay oldu geldik 4'e. Evet x eşittir 2'nin sol taraf alınmış. Yani x küçüktür 2 olacak bir kere. Nokta nokta şeklinde olduğu için. Y eşittir 1'in alt tarafı olmuş. Küçük tarafı almış. Y küçük eşittir 1 olacak. Doğrunun kendisi olduğu için. E bir de 3. bölgeyi almış. 3. bölgeyi alırken ne yapacağız? Hem 3 hem de 1'i almış daha doğrusu. Bak şurada 2 ve 4'ü almamış. O da x çarpı y büyük eşit 0 değil midir? Hem 3 hem 1 hem de 3. bölge olan. Evet. Yani bunu arayacağız. O da hangi şıkta var? Balık esir şıkkında. X küçük 2, y küçük eşit 1 x çarpı y büyük eşit 0 şeklinde oldu. Dördüncü soru balık kesir. Geldik 5'e. Beşe. Beşinci soruda da arkadaşım eşitsizliğinin tümünü sağlar. Hangisi eşitsizliğinin tümünü sağlar diyor soruluyor. Arkadaşlar ilk önce şuna bakalım. Şuna bir bakalım mı? x küçük eşit y demek. Aslında y büyük eşit x demek değil midir? Yani sen ne yapacaksın burada? y eşittir x'in grafiğini çizeceksin. y eşittir x'in grafiğini çizdikten sonra y büyük tarafta olduğu için üst tarafı. Yani y eşittir x'in üst tarafını alacağız y eşittir x'in üst tarafını alacağız. Yani bunun üst tarafını alacağız. Alt tarafındaki noktalar nanay. Şunlar nanay oldu arkadaşım. Tamam. Sonra şuna bakalım. Hocam bu demek de y küçük eşit eksi x demek y eşittir x'in. Bu da küçük tarafta. Yani y eşittir eksi x'in grafiğini çizdim. Y küçük tarafta olduğu için alt tarafını alacağım. Alt tarafı yani bunun da üstündeki noktaları iptal edeceğim. Şu noktalar gitti. O zaman bölgemiz ne yaptı arkadaşlar? C ve D yaptı. Yani cevap balık kesir yaptı. ÖSYM bu tür soruları sever. Dikkat et. Beşinci soru balık kesir. Geldik 6'ya. Evet. Bunu sağlayan eşsizlik bölge sisteminin alanı isteniyor. Arkadaşım ilk önce şunu bir halledelim. X yerine sıfır yazsam. Hocam 3Y eksi 30 eşit sıfırdan. Y, yi 3Y eşittir 30'dan. Y'yi buradan 10 bulurum. Y yerine sıfır yazsam. 2x eksi 30 0'dan. hocam 2x 30'dan x ile 15 gelir. Evet grafiği çiziyorum. Şöyle ve şöyle. Nerede? X 15'te. Y de nerede? 10'da. Hop şu şekilde olacak. Peki Y'yi yalnız bıraksam. Burada 3Y küçük eşittir. Eksi 2X artı 30 yaptı ya. Y küçük tarafta doğrunun alt tarafı. Aklına bulunsun. Bu doğrunun alt tarafını ol, alacağız arkadaşlar. Tamam. Y küçük eşit X demek ne demek? Hocam Y eşittir X'in grafiğini çizeriz. Y eşittir X'in grafiğini çizeriz. Y küçük tarafta olduğu için alt tarafını alırım. Yani şu şekilde bunun da alt tarafı olacak. Hocam bu doğrunun alt tarafı, bu doğrunun alt tarafı. Her ikisinin de alt tarafı şimdilik şurası yapmadı mı? Evet. Sonra y büyük eşit 0. Y büyük eşit 0 demek ne demek? Y'nin pozitif olduğu yerler. Yani şurası x eksenin üstü oluyor. x eksenin üstü. Hocam x eksenin üstünü de alacağım. Normalde biraz önce şurayı karalamıştım böyle. Bir de x eksenin üstünü alırsam bölge olarak şurası yapmaz mı? Yapar. İşte bu bölgenin alanı isteniyor. Bu da y eşittir x'in grafiği. Şimdi burası da kaçtı? 10'du. Arkadaş ne yapacağız burada? Y eşittir x ile buna ortak çözüm yapıp kesim noktasını bulabiliriz. Burası zaten 15 kesim noktasındaki hop şu yükseklik lazım olacak. Yani x virgül y'deki y lazım olacak bana. O zaman şurada kesim noktası yapalım. Y eşittir x ile buna ortak çözüm yaparsam y yerine x yazarsam 2x artı 3x y yerine x yazıyorum bakın. X 30 eşit 0'dan 5x eşittir 30 yapar ve x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Y eşittir x ya x 6 ise burası 6,6 noktası yaptı. y de 6 çıktı. O zaman alan neye eşit olacak? Taban çarpı yüksek bölü 2. 15 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 45 yapıyor. Yani cevap Edremit yaptı. 6. soruda. Geldik 7'ye. Mutlak değer x. Küçük eşit 4 demek ne demek? Hocam x küçük eşittir 4. X 4 ile 4 arasında demek. E bu ne demek? Hocam y de 3 ile eksi 3 arasında olması demek. Hemen grafiği çiziyoruz kardeşim. Hop şöyle hop şöyle. Hocam 4 ile x4 arasında işte burası. Hocam bu x eşittir 4 x eşittir x4. Y de 3 ile x3 arasında y eşittir 3 ve y eşittir x3 çizeriz. Sonra ne olacak arkadaşım? Şu iki doğru yataylar arasında dikeyler arasında her ikisini de sağlayan bölge. Burası mı yaptı? Evet. Bu bölgenin alanı isteniyor bizden. Hocam burası 4 4. Burası kaç yapar? 8. Burası da 3 3 6 yapar. 6 çarpı 8'den alanı buluruz. Yani cevap kaç yapar o zaman? 48 yapar. Cevap böylelikle denizli çıkar 7. soruda. Geldik 8'e. A ve B noktaları bu doğrunun analitik düzlemde ayırdığı farklı düzlemlerde. Hmm, farklı düzlemlerde. Yani doğrunun birisi alt tarafındayken birisi üst tarafında olacak. Yani birisi küçük tarafındayken birisi büyük tarafında olacak. Deneyelim. A'nın küçük tarafta olduğu B'nin de büyük tarafta olduğu durumu düşünelim. Bu olmazsa Tam tersi B'nin küçük tarafta olduğu A'nın da büyük tarafta olduğu durumu deneyeceğiz. A küçük taraftaysa noktayı yerine yazdığımızda 2 kere 2 4 eksi Y yerine 1 yazdığımızda 1 artı K küçük 0 sağlanırken B büyük tarafta olacak. Yani X yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 6 eksi Y yerine 2 yazdığımızda artı K büyük 0 sağlanacak. Bakalım buradan bir aralık çıkmazsa diğerini deneyeceğim. Buradan K küçüktür 3 gelir buradan da K büyüktür 8 gelir ama sonsuz tane değer geliyor böyle. Bu olmaz. B'nin küçük tarafta olmasına bakalım. B'nin küçük tarafta olması eksi 2. E, eksi 6 eksi 2. Eksi 6 eksi 2. Artı K'nın küçük tarafta olması demek. Küçük 0 demek. Buradan K küçüktü 8 geliyor demek. A noktasını yaz yerine büyük tarafta olacak o zaman. Yani 2 yazdığımızda 4 eksi 1 artı k büyük 0 olması anlamına geliyor değil mi? Buradan da k büyüktür. Kaç geliyor? Eksi 3 geliyor. Hmm. K'nın aralığını ne bulmuş oluruz o zaman? Bak buradan bir aralık geldi. 8'den küçük eksi 3'den büyük olmuş oldu. Kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Hocam bu aralıkta kaç tane değer vardır? Küçükten büyüğü çıkart. Bir de 1 çıkart diyorduk. 8 artı 3 11 eksi 1'den 10 tane değer olmuş oldu. Hangi aralıkta sağlanmış oldu? Yani şu aralıkta sağlanmış oldu. A'nın küçük... B'nin büyük tarafta olduğu durum sağlanmış oldu arkadaşım. Evet böylelikle 8. soruyu Edremit bulduk. Geldik 9'a. A ve gerçel sayılar olmak üzere. Tamam. Şimdi bunu düzenleyelim. Yani biz Y eşittir bilmem ne doğrularını biliyoruz ya. Buradan e, ne gelecek? A bölü B X küçüktür Y gelecek. Yani bu ne demek? Y büyüktür A bölü B X. Bu ne demek? Hocam bu demek de b bölü a x büyük eşittir y demek. Bu demektir ki y küçük eşittir b bölü a x demek. Şimdi arkadaşım e, a bölü b bak şu atıyorum a ve b gerçel sayılar olmak üzere sıfırdan büyükmüş. Atıyorum 1 2 tamam attım attım 1 2. Hocam biri 1 1 1 2 olunca o zaman birisi ne olacak arkadaşım? y büyüktür 1 bölü 2 x 1 bölü 2 x olacak. Öbürü de y büyüktür 2x olacak. Eğimi büyük olan bu da daha büyük olacak. Ee, pardon küçüktür o küçük eşit olacak. Yani bu e, şu bu bunun grafiğini çizelim. Bunun grafiğini çizelim. Hocam bu y küçük eşit 2x. Eğimi büyük olan bu. Eğimi küçük olan da bu. Eğimi küçük olan da bu. Yani bu y eşittir 2x. Bu da y eşittir 1 bölü 2x. Doğrusu oldu. Şimdi y eşittir ama birinde büyük olacak büyük olduğu için 1 bölü 2x doğrusu nokta nokta şeklinde olmak zorunda. Şimdi nokta noktalıya bakalım. Nokta noktalı da y büyük tarafta olduğu için bu doğrunun üst tarafı olacak. Bu doğrunun üst tarafı olacak aklında mısın? Öbürü doğrunun da alt tarafı olacak. Evet bu doğrunun üst tarafı bu doğrunun da alt tarafı. Her ikisini de sağlayan bölge burası yapmadım arkadaşım. Evet yani bunu arayacağız şıklarda. O da hangi şıkta var arkadaşım? Tam olarak Edremit şıkkında var. Yani 9. soruyu da böylelikle Edremit bulduk. Ve 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 doğru aleti de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani bir sonraki testin çözümünde dönüşümlere başlayacağız. Dönüşümler testlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.